bugün Frida Kahlo hashtag'inde 4 milyondan fazla gönderi var. Dahası her bir yanımız Frida ürünleriyle sarılmış durumda. Frida defterleri, kalemleri, magnetleri, havluları, ayakkabıları, hatta Frida hijyenik pedleri bile var. O yüzden bugün bu videoda popüler kültürdeki Frida imgesinden bağımsız olarak onun gerçekte kim olduğunu ve resimlerinin ne anlama geldiğini konuşacağız. Frida Kahlo'nun sanatı ile hayatı arasında önemli bir ayrımın yanı sıra güçlü bir karşılıklı ilişki de söz konusudur. Bu yüzden onun hayat hikayesini anlamak, sanatını anlamak için yararlı bir anahtar sunar. Onun resimlerinde sanatın hayat ile iç içe geçtiğini görürüz. Nitekim 1938'de vermiş olduğu röportajlarda Kahlo, yapmacık naif, kendini sevdiren ve fazla alçak gönüllü mizah anlayışıyla yaptığı resimleri hayatının belli kesitlerinin dosdoğru çizimleri olarak tanımlar. Kafamdan ne geçerse düşünmeden resmediyorum. Bu sebeple onun resimlerini öz yaşam öyküsündeki şu anahtarlarla okuyabiliriz. Melez Meksika Alman, Katolik Yahudi soyu, 1925'teki kazası, Diego Rivera'ya erkenden delice aşık olması, 1929 yılındaki evlilikleri ve 1939 yılındaki boşanması. Time dergisi Kahlo'nun sanatını fırça ve boyayla yazılmış acı verici bir otobiyografi olarak özetler. O yüzden onun sanatını anlamak ve onu anmak için bizler de öncelikle öz yaşam öyküsüne bakalım. Delena Frida Carmen Kahlo 6 Temmuz 1907 tarihinde sabah saat 8.30'da 4 hafta artı 1 gün erken dünyaya geldi. Almanya'nın Baden-Baden şehrinden 36 yaşındaki fotoğrafçı Guillermo Kahlo ile Meksiko City'den 30 yaşındaki işsiz Matilda Calderon'un meşru kızı olarak. Frida'nın doğum belgesine yazılan karma seceresi sanatçının kimliğinin önemli bir unsuru haline gelecekti. Hayatı boyunca gerek sözlerinde gerekse resimlerinde soy ağacının melez doğasını kasten vurgulayarak atalarının farklı ve çok kültürlü kökenlerini ayrıntılı bir şekilde incelemiştir. Göçmen bir babanın kızı olarak Frida'nın kimliği ve melez seceresi, 1936'da yaptığı idealize edilmiş bir soy ağacı tablosunda vurgulanır. Büyük annemler, büyük babamlar, ebeveynim ve ben. Bu resim sanatçının baba tarafından soyunu, Avrupa kökenlerini gösterir şekilde deniz üzerinde resmederken, anne tarafından atalarını ise Meksika toprağının üzerinde süzülür halde göstermektedir. Frida'nın hayatı gelişim yıllarına damgasını vuran ve hayatını tehdit eden iki travma ile şekillendi. 6 yaşında geçirdiği çocuk felci nöbeti ve 18 yaşındayken vücudunu harap eden ölümcül trafik kazası. Uzun vadeli bedensel ve psikolojik sonuçlarıyla her iki travmada Kahlo'nun hayatı, öz imajı ve dünya görüşü üzerinde belirleyici bir etki bıraktı. Ressam olmak Frida'nın çocukluk hayali sayılmazdı. Kazadan sonra yatağa mahkum edildiğinde babasının teşvikiyle resim yapmaya başladı. Bu süre zarfında yeterince hareket edemediği için yatağının tavanına bir ayna asılmıştı. Ve bu ayna sayesinde Frida kendisini imgesel olarak keşfetmeye başladı. Ölümünden sadece bir yıl önce, Mayıs 1953'te Kahlo ilk ciddi hastalığına dair anısını şu şekilde anlattı. 6 yaşındayken çocuk felcine yakalandım. Ondan sonra olan biten her şeyi net hatırlıyorum. 9 ayı yatakta geçirdim. Her şey sağ bacağımda, uyluktan aşağı doğru inen korkunç bir acıyla başladı. Küçük bacağımı ceviz suyu ve sıcak kompres ile küçük bir küvet içinde yıkadılar. Küçük pati çok sıska kaldı. Frida'nın çocuk felci geçiren bacağı hayatı boyunca deforme kaldı. Bedeni eğik, dengesiz bir görünüm almıştı. Sağlıklı küçük kız, gözle görülür bir çarpıklık ve topallıkla mağlul, sakat bir çocuğa dönüştü. Sayısız tıbbi tedavi ve cerrahi operasyon geçirdi. Ta ki 1953'te sağ bacağı dizinin altından kesilene kadar.
Frida aynı zamanda duygusal anlamda oldukça yüklüydü. Sınıf arkadaşları tarafından alay konusu edildiğinde ve kendisine tahta bacaklı Frida lakabı takıldığında hissettiği duygusal ıstırabın yoğunluğunu hiçbir zaman unutmadı. Çocukken ince bacağını gizlemek ve yeniden şekillendirmek için birkaç çift çorap giydi. Yetişkinliğe adım attığında biçimsizliğini saklamak için pantolon ve daha sonra uzun yerel etekleri tercih etti. Kahlo'nun resimlerinin, çizimlerinin, günlük işlerinin çoğu çocuk felci geçiren bacağına doğrudan atıflar içeriyor. Apaçık resimlerinde ayağını kanarken, sargılı halde veya kesilmiş olarak gösterir. Mecazi resimlerinde ise kendini sık sık kırık kanatlarla veya uçamayan bir canlı olarak sunar. Kahlo resimlerinden birine açık bir yaranın hatırası adını koymuştu. 17 Eylül 1925'te olaysız bir okul gününün sonunda 18 yaşındaki Frida Kahlo ve erkek arkadaşı Alejandro Gomez Arias Cayocan'a gitmek üzere Mexico City'de bir otobüse bindiler. Kalkıştan kısa bir sonra elektrikli bir tramvay otobüse çarparak birkaç insanın ölmesine sebep oldu. Frida pek çok yerinden yaralandı. Omurgası 3 yerinden kırıldı. Köprücük kemiği ve 2 kaburgası kırıldı. Sağ bacağında 11 kırık vardı ve sağ ayağı ezildi. Sol omuzu eklem yerinden çıktı ve leğen kemiği 3 yerinden kırıldı. En korkunç olanı da tıbbi kayıtların ürpertici şekilde belgelediği gibi sol kalçasından giren, vajinasından çıkan demir bir trabzanın yol açtığı karında kesici delici alet yaralanması. Olay yerindeki acil sağlık görevlileri ilk başta Kahlo'yu ölüme terk etmişlerdi. Ama o her şeye rağmen hayatta kaldı. Bu kazada yanında olan Gomez Arias hastanedeyken onu ziyaret etmemişti. Aslına bakarsanız henüz Frida hastanedeyken onunla ilişkisini kesmişti ve o iyileşmeden önce vedalaşmadan Avrupa'ya gitmişti. Frida'nın hayatı başka açılardan da çarpıcı şekilde değişti. Kazadan önce Meksika'nın en nitelikli eğitim kurumlarından biri olan Ulusal Hazırlık Okulu'na kaydolmuştu ve tıp alanında kariyer yapmayı planlıyordu. Meksika modernizmine, komünist politikaya ve avantgard edebiyat, sanat, kültüre gönül vermiş genç entelektüeller ve siyasi eylemcilerden oluşan bir grubun parçasıydı. Fakat kazadan sonra doktor olma planından vazgeçti. Okula hiç dönmedi. 1945'te şöyle yazmıştı: "Doktor olmak için okumaya hevesliydim. Ama her şey bir Cayocan otobüsünün bir tramvaya çarpmasıyla bozuldu." Bu kusurlarını örtme çabasını sanatına yansıttığında resmin altına İspanyolca şunu yazdı: "Görünümler yanıltıcı olabilir." Ailesinin zaten sıkıntılı mali durumu her gelen doktor faturasıyla birlikte daha da kötüleşti. Bu yüzden Frida tekrar ayağa kalkar kalkmaz bir iş bulması gerektiğini arkadaşlarına söyler. Sonunda bilindiği gibi Frida Kahlo ressam oldu. Gerçi hiçbir zaman yaptığı resimleri satarak geçimini sağlamayı başaramadı. Kazanın birinci yıl dönümü olan 17 Eylül 1926'da Kahlo olayın bir resmini çizdi. İkiliğin baskın tema olduğu bir kara kalem çizimiydi bu. 18 yaşındaki bu genç kız yoğun bir zihinsel, duygusal ve politik gelişim sürecine girmişti. Çok değil, birkaç gün gibi kısa bir süre önce renklerin, keskin hatları olan elle tutulur formların dünyasında dolaşan bir çocuktum. Şimdi ise ağrılı, buz gibi şeffaf bir gezegende yaşıyorum. Ama sanki her şeyi saniyeler içinde hemen öğrenmişim gibi. Kazadan sonra kendini toparlamaya çalışan yatalak Frida, arkadaşlarının portrelerinin yanı sıra sevdiği insanlara hediye olarak verdiği otoportrelerini yapmaya başladı. Geriye dönüp baktığımızda bunun onun sosyal çevresiyle bağını sürdürmesinin bir yolu olduğunu görüyoruz. Ve mektuplarında ifade ettiği gibi Cayocan'da kendini yalnız ve insanlardan soyutlanmış hissediyordu. Frida ilk otoportresini Gomez Arias'a verirken "Senin Botticelli'n" olarak adlandırır. Frida'nın 1926'daki bu otoportresi 19 yaşındaki Frida'yı genç, güzel bir kadın olarak sunar.
Gomez Arias'la romantik ilişkisi sona erdikten kısa bir süre sonra Frida'nın Diego Rivera ile ömür boyu sürecek birlikteliği başlar. Neredeyse 30 yıllık bir süreci kaplayan ve çeşitli değerlendirmelerle bazen doğru, bazen yanlış anlaşılmış, sıra dışı bir ilişkiydi bu. Evlilik, boşanma, yeniden evlenme, bağlılık ve ihanet. Frida'nın Rivera ile genç yaşta karşılaşması ile ilgili renkli açıklamalardan bolca var. Kendisi ulusal hazırlık okulunda bir öğrenciyken Rivera orada bir duvar resmi yapıyordu ve rivayete göre 15 yaşındaki Frida büyük ustaya alaycı laflarla sataşmış, onunla kafa bulmuş ve ona deli gibi aşık olmuştu. Başka renkli bir rivayete göre ise bir duvar resmi yapmakta olan Rivera'yı cesurca böler, iskeleden aşağı inmesini söyler ve ondan resimlerine bakıp usta bir ressam olma yeteneğine sahip olup olmadığını söylemesini ister. Frida'nın yaptığı 1929 tarihli otoportre, Gomez Arias'a gönderdiği portreden tamamen farklı bir imge sergiler. Frida kendisini dosdoğru ileriye doğru bakar halde resmetmiştir ve kesinlikle çocuksu görünmez. Bu otoportre hem içerik hem de üslubuyla Meksikalılaşmayı vurgulamaktadır. Fakat Rivera ile Frida'nın birlikteliği her zaman ilgi veya bağlılıkla nitelendirilebilecek bir ilişki değildi. Her ne kadar birbirlerini derinden sevmiş gibi görünseler de bazen birbirlerine karşı çok acımasızlardı. Rivera'nın diğer kadınlarla olan sayısız aleni ilişkisi Frida için büyük bir acı kaynağıydı. Bu yüzden Frida da daha ihtiyatlıca da olsa hem erkekler hem de kadınlarla evlilik dışı ilişkiler yaşadı. 1932 yılının Mayıs ayının sonunda Frida birkaç haftalık hamileydi. Fakat 4 Temmuz 1932'de düşük yaptı ve az kalsın kan kaybından ölecekti. Hayatını tehdit eden bu travma Frida üzerinde silinmez bir iz bıraktı ve sanatını kökten değiştirdi. Benzer bir şekilde Henry Ford Hastanesi adlı resmi de Frida'nın düşük yaptığı sırada bedensel ve duygusal deneyimlerini sergiliyor. Düşükler resim sanatında nadiren işlenmiştir. Frida bu nedenle eşsiz kadın bakış açısını sunmak için emsalsiz bir görsel dil icat etti. Henry Ford Hastanesi adlı resmi bilinçli şekilde İsa'nın doğumunu gösteren tabloların karşısında konumlanır. Gerçekten de Frida'nın çıplak vücudu kesinlikle tertemiz değildir ve iffet sahibi Bakire Meryem'den farklı olarak Frida bir çocuktan ziyade tabu sayılan uteros kanını doğurur. Bu noktadan itibaren Frida muhtemelen eş ve annenin geleneksel rollerini hiçbir zaman oynayamayacağını anlamaya başlamıştı. Sanatından güç alan Frida, cinsiyet normlarına meydan okumaya, kimliğini tekrar tekrar yeniden inşa etmeye ve yeni temsil biçimlerini keşfetmeye devam etti. Çift Aralık 1933'te Meksika'ya döndü. Kısa bir süre sonra Rivera ile Frida'nın küçük kız kardeşi Christina arasında gizli bir ilişki başladı. Ve bu çifte ihanet Frida'yı mahvetti. Bu olay sanatçı olarak Frida'nın üzerinde felç edici bir etki bıraktı ve 1934'te hiç resim yapamadı. Mektuplarında yaşadığı acıdan söz eder. Ben işe yaramazın tekiyim. Neyi nasıl yapacağımı bilmiyorum. Kendi kendime yetemiyorum. Durumum o kadar saçma ve o kadar aptalca görünüyor ki kendimden ne denli haz etmediğimi ve nefret ettiğimi hayal bile edemezsin. Frida'nın o yıl yaptığı diğer tek resim ironik bir şekilde birkaç küçük kesik adını taşır. Ve bu resimde katı yürekli bir adam bir kadını keserken gösterilir. Frida, Temmuz 1935'te New York'a gitti. Bir süre sonra Rivera'nın Christina ile yaşadığı ilişkinin bittiği anlaşılınca Meksika'ya ve Rivera'ya yeniden döndü. Fakat ilişkileri oldukça istikrarsızdı. 1937 yılında Frida sürgün edilen Rus lider Lev Trotsky ile kısa bir romantik ilişki yaşadı. Orada hayatına kasteden bir dizi suikast denemesinin ardından Trotsky 1940 yazında öldürüldü. Yıllar sonra Frida günlüğüne şöyle yazar.
Troçki'nin Meksika'ya gelişinden itibaren düştüğü hatanın farkındaydım. Hiçbir zaman Troçkist olmadım. Kasım 1939'da Frida ile Rivera boşandı. Frida Rivera'dan ayrıldığı sırada bariz mutsuz olsa da finansal açıdan bağımsız olmaya ve sanatı üzerinde her zamankinden daha hırslı çalışmaya kararlıydı. Bununla birlikte Frida çeşitli nedenlerden dolayı ne kişisel ne de mesleki hedeflerine ulaşabildi. Nitekim Troçki'ye suikast girişimi Frida'nın planlarını önemli ölçüde etkiledi. Frida mali bağımsızlığını da elde edemediği için yoğun hayal kırıklığına uğradı. Fakat 8 Aralık 1940'ta Rivera'nın 54. doğum gününde sadece 13 aylık boşanmadan sonra Frida ile Rivera San Francisco'da yeniden evlendi. Rivera ile Frida'nın bağı Frida'nın ölümüne kadar devam etti. Neredeyse gerçek boyutlu anıtsal bir resim olan iki Frida, giydiği elbiseler ve elinde tuttuğu nesnelerle Frida'yı iki ayrı rolde sunar. Soldaki beyaz Avrupalı Frida, kızlığın bozulmasını anımsatan kanayan çiçeklerle süslenmiş, beyaz gelinlik içinde bir gelindir. Sağdaki Frida ise rahminin yakınında yeni yürümeye başlayan bir çocuk olarak Rivera'nın yumurta şeklindeki portresini elinde tutan bir Meksikalıdır. Bu iki kadın aslında Frida'nın zaman içerisindeki iki farklı dışa vurumudur. Biri başlangıçta Diego Rivera'nın sevdiği ve hatta bu kimliği inşa etmesinde büyük rol oynadığı Meksikalı Frida, diğeri ise Diego ile ilişkisi bozulduktan sonra sıklıkla Avrupa'ya seyahat eden, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan öteki Frida. Diego'nun sevdiği ve sevmediği Frida. Her iki Frida da açık kalplerle görünür ve bu kalplerin açık arterleri sürekli kanar. Kesilmiş saçlı otoportrede ise Frida saçlarını kesmek ve eylemlerinin kanıtlarını sergilemek suretiyle çok değerli bir imge yaratır. Örgülü saçları kurdelalarla süslenmiş veya çiçeklerle bezenmiş, Meksikalı kimliğini oluşturmaya katkıda bulunan egzotik saç stilinin merkezi bir unsurudur. Bunları kesip atan sanatçı kahraman Frida ise önceki rolü olan geleneksel Meksikalı eş rolünü reddeder. Örneğin 1940 tarihli çeşitli otoportrelerde bir rahibe elbisesi giyer, soluk kahverengi çileği, yası ve alçak gönüllülüğü simgeler. Dikenli taç boynunu sarar ve derisini delerek kanıtır. Frida kendini boyundan aşağı bir çileci olarak tasvir etmiştir. Adeta İsa'nın çileciliğini taklit eder. Oysa hayatının sonuna doğru Frida günlüğünde bir komünist olarak tüm dinleri reddettiğini yazar. Ayrıca bir arkadaşına şunları söylemiştir. Dindar sayılmayı sevmiyorum. İnsanların benim dindar olmadığımı bilmelerini istiyorum. 1950 yılına gelindiğinde bir arkadaşına çok sık ölümü düşünüyorum der. Çok sık. Ve gerçekten de bu düşüncelerini izleyen bir biçimde Frida Kahlo 13 Temmuz 1954'te yaşama veda eder. Frida hayatına özellikle Meksika'da kadınlar için sunulan geleneksel emellerle başlamıştı. Doktor olmak, bir eş olmak, anne olmak gibi. Aslına bakarsanız onun bu tutkularına set çeken bedensel ve duygusal durumlar eşsiz değildi. Pek çok insan hastalık, kaza, sakatlık veya boşanmalar yaşar. Ama onu bu kadar özel yapan şeylerden bir tanesi, sanatında somutlaştırdığı bu deneyimlere verdiği tepkiler oldu. Ve sonrasında unutulmaz kültürel bir figür, feminist ve devrimci olarak tarih sahnesinde yerini aldı. Tüm bu yaşananlara rağmen onunla ilgili en sevdiğim şeylerden bir tanesi, yalnızca ölümünden 8 gün önce kadar yapmış olduğu bir resme şu satırları yazması. La viva vida, yaşasın hayat. Hani hep konuşuyoruz ya, önemli olan yaşadıklarımızdan ziyade yaşadıklarımıza verdiğimiz tepkilerdir diye. Çünkü bakıldığında oldukça acı verici deneyimler
aslında bizi biz yapan hayatımızdaki en anlamlı hikayelere de dönüşebilir. Her şeye rağmen Frida yaşamı olumladı. Tüm bu biyografik arka plan ve sanat tarihsel anekdotlardan sonra belki de konuşmamız gereken başka bir şey, sanatın hayatımızda nasıl araçsallaştığı, değil mi? Yani biz sanat üreterek veya sanat deneyimleyerek nasıl bir imkanın içerisindeyiz? Ya da bundan beklentimiz nedir? Aslına bakarsanız 18. yüzyıla kadar sanatın hayatımızda hangi şekillerde kullanıldığına dair belirli başlı kategoriler kullanabilirdik. Mesela ilkel sanatın aslında totemsel amaçları olduğunu, Orta Çağ'daki Hristiyan kültürü altında gelişen sanatın daha ziyade izleyicilere bir şey öğretmek amacında olduğunu, sonrasında Rönesans ile birlikte yansıtmanın öne çıktığını söyleyebilirdik. Ama benim de çok sevdiğim kitaplardan bir tanesi olan Sanatın İcadında Larry Shiner şöyle bir şey söyler. Aslında bizim bugün güzel sanatlar olarak bahsettiğimiz kategori 18. yüzyılda Batı'da icat edilmiştir. Yani saymış olduğum tüm bu dönemlerde sanat olarak sanat yapma arzusundan bahsetmeyiz. Sanat eserinde hem sanatçının hem de izleyicinin rolü bariz ve baskın bir şekilde değişir. Bu yüzden günümüzde bir sanat eserinde anlamı yaratan koşulları konuştuğumuzda yalnızca sanatçının biyografisi, tarihsel toplumsal koşullardan, biçimden söz etmek mümkün değildir ya da daha doğrusu tek bir nedeni indirgemek hayli zordur. Kimi sanatçılarda, özellikle Frida gibi, sanatçının otobiyografisinin öne çıktığını görürüz. Bu bağlamda öz yaşam öyküsü sanatta anlamı yaratan önemli faktörlerden bir tanesidir. Ama şimdi ekrandaki şu çizimlere bakın. Burada sanatçının öz yaşam öyküsünün ne derecede önemi olabilir? Ben söyleyeyim, hiç. Çünkü Kossuth gibi, Sol Lewitt gibi sanatçılar zaten sanatlarından o öznelliği, bireyselliği çıkarmaya çalışırlar. O yüzden üzülerek bildiriyorum ki artık bütün sanat eserlerini doğrudan yorumlamamızı sağlayacak tek bir anahtarımız yok. Hani o postmodernizm tanımlarının da sıklıkla söylediği gibi meta anlatının yok olduğu bir çağda olduğumuz için tek bir anlatı, tek bir perspektif aracılığıyla sanat eserine yaklaşmak ve onu tek bir anlatıya indirgemek oldukça yanlış olacak. Çünkü sanatta anlam, sanatçının niyeti hikayesinden alımlayıcı izleyiciye dinamik bir şekilde pek çok koşulun etkisiyle yaratılır. Ama en azından Frida için şunu söyleyebiliriz ki, onun resimlerini daha iyi görmemizin yegane koşulu hayatına dair bir şeyler bilmekten geçiyor. Her sanat eseri belirli türden bir felsefeyi somutlaştırıyor. Bu yüzden ben de sanat felsefesi üzerine çalışmalar yapmaktan hayli hoşlanırım. Yani Leonardo da Vinci'yi konuşacaksak, Mona Lisa'dan bahsedeceksek bile ben oradaki biçimsel ögelerden ziyade Mona Lisa'yı Mona Lisa olmaya götüren tarihsel toplumsal koşullar ve dönemin felsefesine odaklanırım. Ve daha önce bu tarzda 12 farklı sanat atölyesi tasarlamıştım. Antik çağdan günümüze değin gelmiştim. Yapmak istediğim duyuru ise şu. Bu atölyelere yeniden başlayacağım ama çok farklı bir konsepte ve çok farklı bir platformda olacak. O yüzden size hem bu videonun sponsoru hem de önümüzdeki aylarda YouTube'da ürettiğim içeriklere ek olarak Superpeer adlı platformdan söz etmek istiyorum. Superpeer bence YouTube'daki eksik parçayı tamamlıyor. YouTube kanalımda her ne kadar yorumlar yapsanız da aslında tam olarak interaktif bir iletişim, bir etkileşim gerçekleştiremiyoruz. Ben bu videoyu kaydediyorum, bu video kurgulanıyor, yüklüyorum ve siz zaten hali hazırda olmuş bitmiş bir içeriği izleyerek yorum yapıyorsunuz. Yani bu videoyu kaydettiğim, bu konuşmayı yaptığım sırada karşımda oturan insanlar olsaydı muhtemelen kurmuş olduğumuz ilişki bağlamında Frida içeriği bambaşka yerlere doğru gidebilirdi. Aklınızdan geçen soruları, aklınıza takılan şeyleri doğrudan bana sorma gibi bir imkanımız da burada yok. Bu yüzden bu açığı gidermek üzere kurulan Superpeer, içerik üreticilerle onların izleyicilerini bir araya getiren bir platform. Bu platform bana bir çeşit kulübü anımsatıyor. Nitekim aylık üyelik ücretleri var ve siz bu aylık üyelik ücretlerini ödediğinizde o ay boyunca içerik üreticinin yaptığı tüm canlı yayınlara katılabiliyorsunuz. Onlara doğrudan sorular sorabiliyorsunuz ve bu şekilde interaktif bir iletişim gerçekleştiriyorsunuz. Dahası bu canlı yayınlar aynı zamanda kaydedilip arşivleniyor. Yani örneğin gelecek hafta yapacağım sanat felsefesi canlı yayını kaydedileceği için üyeler istedikleri zaman, istedikleri yerden bu kayıtları tekrar tekrar izleyebiliyorlar. Bütün derslerin, konuşmaların, yayınların saklandığı
bir veri tabanı oluşturuyoruz aslında. Benim de SuperPeer'da bir hesabım var artık. Az önce bahsettiğim 12 haftalık sanat felsefesi eğitimlerini burada haftalık olarak düzenli bir şekilde canlı yayında yapacağım. Her perşembe günü oturacağız, canlı yayında bir eseri veya dönemi inceleyeceğiz. Sonrasında sizler istediğinizde tekrar bu kayıtlara ulaşabileceksiniz. Bu yüzden örneğin bu videoyu yayın tarihinden 2 ay sonra kadar izlemiş olsanız da aslında kaybettiğiniz bir şey olmayacak, geriye dönük olarak da bu yayınları takip edebileceksiniz. Dahası burada yapmayı düşündüğüm şeylerden bir tanesi ayda 4 ila 6 yayın gerçekleştirmek. Haftalık olarak yaptığım sanat felsefesi, sanatı anlamak yayınlarına ek olarak 2 haftada bir birlikte belirlediğimiz bir kitap üzerine konuşacağız. Yani hep birlikte oturup Descartes'in meditasyonlarını okumaya başlayabiliriz. Bunu da yine üyelerle birlikte karar vermek istiyorum. Böylelikle 15 günlük periyotlar halinde buluşacağız ve kitap üzerine bir yayın gerçekleştireceğiz. Özetle YouTube'dan Aposto'ya, Herkese Bilim Teknoloji'den Wiser'a üretmiş olduğum ücretsiz olarak ulaşabildiğiniz içeriklere ek olarak bir de üyelik sistemi kapsamında gelişecek canlı yayınlar olacak. Ve söylediğim gibi bu yayınların kaydına da istediğiniz zaman ulaşabileceksiniz. Daha önce defalarca atölye yaptım ve bunlara yaklaşık olarak 1000 kadar kişi katıldı. Hatırlayacaklar. Atölye ücretlerine denk bir şekilde aslında bu defa 4-5-6 tane etkinliğe katılma şansına ulaşacaksınız. SuperPeer hesabımı incelemek, yayın takvimine bakmak, üyelik hakkında bilgi almak için hem açıklamalar hem de yorumlar bölümüne sabitlenmiş linki kullanabilirsiniz. Ama bu noktada şöyle bir şey yapacağım. Gelecek hafta Perşembe günü yani 5 Mayıs 2022'de herkese açık ve ücretsiz olarak katılabileceğiniz bir canlı yayın yapacağım. Bu canlı yayının konusu felsefi bir metin nasıl okunur, felsefe üzerine çalışmak ne anlama gelir ya da felsefe üzerine okumalar yaparken bundan daha fazla nasıl verim alabiliriz minvalinde olacak. Bu soruyu özellikle seçtim çünkü bana çok sorulan şeylerden bir tanesi. Bu soru üzerine yaptığım yayının da herkese açık ve ücretsiz olmasını istedim. O yüzden her ne kadar ücretli üyelikle ilgilenmeseniz de yine de SuperPeer hesabıma tıklayarak beni takibe alabilirsiniz. Böylelikle dönem dönem yapacağım herkese açık ve ücretsiz etkinliklerden de faydalanabilir ve etkinliklere katılabilirsiniz. Tekrar ediyorum. 5 Mayıs Perşembe günü saat 21'de felsefi bir metin üzerine nasıl çalışılır başlığıyla herkese açık, ücretsiz bir yayın yapacağım. Bunun için SuperPeer'deki hesabımı takibe almanız gerek. Şimdi bu duyurudan sonra ikinci kısma geleceğim. Bu videoda yararlandığım iki başlıca kaynak vardı. Bunlardan bir tanesi Ariana Davis'in Frida Olsa Ne Yapardı adlı kitabı. Diğeri ise Runic kitaptan çıkan Frida Kahlo başlıklı kitap. Ben bu iki kitabı Kitap Yurdu'ndan edindim. Biliyorsunuz Kitap Yurdu, Dilozof'un bütün kitap ihtiyaçlarının sponsoru sağ olsunlar. Kitapların linklerini de açıklama bölümüne ekliyorum. Bunlara bakabilirsiniz. Ama konuyu bu noktada bırakmış olmak istemedim. İki kişi için kitapları ve yine Kitap Yurdu'ndan bulduğum şu Frida defterlerini seçtim. Frida üzerine defterlerden, magnetlerden, ürünlerden söz ettikten sonra bu akımın ve furyanın bir parçası neden biz de olmayalım ki diye düşündüm. O yüzden videoya yorum yapan iki kişiye Frida defteri ve Frida Olsa Ne Yapardı adlı kitabı hediye etmek istiyorum. Belki fark etmişsinizdir, yaklaşık 3 sene kadar hiçbir şekilde çekiliş yapmayan bir profil bu sıralar bunu çok fazla yapmaya başladı. Elbette bunun sebeplerinden bir tanesi etkileşim arttırmak. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Ben de kanalımın daha fazla insana erişmesini önemsiyorum bunca emek verildikten sonra. Bir diğeri ise benim böylesi yayıncılık platformları ile birlikte bazı işbirliklerim, ilişkilerim varken bunu sizinle de paylaşmak istemem. O yüzden neredeyse her videoda veya Instagram'da 3-4 gönderide bir sizlere de kitap vermeye çalışıyorum. Umarım Frida ile ilgilenen, onun eserlerine hayran iki kişiye gider. Yorumlar bölümüne bakacağım. Gelecek hafta bu çekilişi de birlikte sonuçlandırırız. Bu videoyu Meksika'dayken Frida'nın evini ziyaret ettiğim günlerden kafamdaki o çiçekli taçla birlikte sizi selamlayarak bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek videoda görüşmek üzere. Meraklı kalın.